Mısır'la Türkiye arasında ilki 5-6 Mayıs tarihlerinde Kahire'de gerçekleştirilen siyasi istişarelerin ikinci turu Ankara'da yapılıyor. Ayrıntıları alacağız. Ankara'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Murat Sekban karşımızda. Can Okanar, Mısır'la ikinci siyasi istişare toplantılarının ikinci oturumu yaklaşık 1,5 saat önce Dışişleri Bakanlığı'nda başladı ve toplantının da an itibariyle sürdüğünü belirtelim. Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Loza ve Sedat Önal, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler görüşmelerini sürdürüyorlar. 7-8 Eylül tarihlerinde Türkiye'de temaslarını sürdürüyor olacak Mısır heyeti. Bu noktada iki ülkenin ilişkilerinin 8 yılın ardından yeniden normalleşmesi için önemli adımlar atılıyor olacak ve her konu kapsamlı bir şekilde her başlık masaya yatırılacak ki ilk görüşme Kahire'de gerçekleşmişti. 5-6 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 4 ayın üstüne de ikinci görüşme Ankara'da gerçekleşiyor ve bu görüşmenin ardından da iki ülkenin 8 Eylül itibariyle de görüşmelere ilişkin birer açıklama yapması da bekleniyor. Tabii Mısır'la ilişkilerin 8 yılın ardından yeniden normalleşmesi için adımların atıldığını belirtmiştik. Bu konuda Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bir takım açıklamaları oldu. Bu sürecin istişare görüşmelerinin olumlu devam etmesi halinde karşılıklı büyükelçi atanabileceğini de belirtti. Sadece bu da değil, aynı zamanda Mısır'la ortak konular var, önemli başlıklar var. Onlardan bir tanesi Doğu Akdeniz konusu, bir diğeri de Libya. Yine bu noktada da eğer iki ülkenin talep etmesi halinde bir anlaşmanın da yapılabileceğinin sinyalini de vermiş oldu Mevlüt Çavuşoğlu ve ilerleyen süreçlerde sadece Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde değil aynı zamanda bakanlar düzeyinde de yine resmi gelişmelerin, görüşmelerin yapılabileceğini de belirtmiş olalım. 8 yılın ardından Mısır'dan ilk resmi ziyaret gerçekleşti bugün Ankara'ya ve 7-8 Eylül tarihlerinde yani bugün ve yarın itibariyle Mısır heyeti Türkiye heyetiyle görüşecek. İki ülkenin ilişkilerinin normalleşmesi için atılacak adımlar, bölgesel konular detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Görüşmelerde artık 1,5 saat yaklaşık geri kaldı. Bizler de gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni detaylar oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.